Evet, devam ediyoruz değerli izleyenler bültenimize. Eğitimsen Eril Temsilciliği özellikle de son günlerde gündemde olan ve sıkça tartışılan 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini bugün protesto etti. Erilli site iş merkezi önünde toplanan Eğitimsen Eril Şubesi üyeleri 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin kabul edilebilir bir şey olmadığını söyleyerek iktidarın eğitim ve öğretimden elini çekmesi gerektiğini ifade ettiler. Açtıkları gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek yazılı pankartlarla eylemini sürdüren Eğitimsen Eril Şubesi üyeleri iktidar aleyhinde sloganlar da attılar. Yanlış bir, bu yasa teklifi pedagojik değildir, ideolojiktir. Pedagojik bir yasa olsaydı teklifi hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı yapardı. Teklif yapılmadan aylar önce kamuoyu bilgilendirilirdi. Halkın ve eğitimle ilgili tüm kurum ve kişilerin görüşleri alınırdı. 73 milyonu ilgilendiren bu yasa küçük bir azınlığın ideolojik kaygılarıyla çıkarılmazdı. Amaçlamıştır. Şimdiki 8 yıllık örgün eğitimi 4 yıla indirmek istemişler. Yasanın geldiği ilk günler tıpkı eleştirdikleri 28 Şubat gibi tepkiler üzerine 27 Şubat'ta MKK'da 8 yıl kabul edilmiştir. Hatalar yapıldığı tartışılmaktadır. Bu çocuk haklarına ve insan haklarına ciddi bir saldırıdır. Yanlış 7. Bu yasa çocuk gelin ve çocuk işçi yasasıdır. Halen yaşadığımız bu sorunları çözmediği gibi çoğaltacak bir tekliftir. Bu yasa ile açık öğretim adıyla okuldan uzak bir şekilde çocuklar güya okurken aynı zamanda çalışıyor ya da evlenmiş çocuk doğuruyor olacak. Dindar nesil yetiştireceğiz diyerek dini sömürmeyi, bu ülkenin değerleriyle oynamayı bırakırız. Bu zihniyetle resim, müzik, felsefe derslerini neredeyse yok ettiniz. İçini boşalttınız, süresini azalttınız. Sıra matematik ve fen derslerine mi geldi? Okulları tekke ve zaviyeye mi dönüştürmek istiyorsunuz? Böyle mi çağı yakalayacaksınız? Böyle mi bilim üreteceksiniz? Böyle ancak arka bahçenizdeki yandaşları çoğaltır, kolay yönetilen, okyanus ötesine, sermayeye hizmet eden, kökten dinci bir gençlik yetiştirirsiniz. Siz küçük bir azınlık olarak böyle bir ideolojiye sahip olabilirsiniz. Ama 73 milyon çocuklarını böyle yetiştirmek istemiyor. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Son söz, biz KESK ve Eğitimsen olarak tarafız. Çocuklarımızdan yana, halktan yana tarafız. Eşit, parasız, layık, demokratik ve kutsal eğitimden yana tarafız. Eğitimden tek, 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 eğitimden tek. Devam ediyoruz değerli izleyenler bültenimize. Türk Ocakları Eril Şubesi tarafından bugün